İyi akşamlar. Trabzon Vakfı Kibir Mısırlı TV'ye hoş geldiniz. Değerli takipçiler, değerli izleyiciler, bu akşam bir konuğumuz Tekirdağ Eski Milli Eğitim Müdürü Sayın Coşkun Demir. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Hocam nasılsınız? İyi gördük sizi. Çok çok iyiyim. Şu anda Trabzon'dan biraz uzaktayım. Mersin'deyim. Kızımın yanındayım. Şu anda oradan katılıyorum. Hep Trabzon'a, Vakfı Kebir'e selam sevgilerimi gönderiyorum. Sizlere de selam gönderiyorum. Yeni TV yayınınız, özellikle Mısırlı TV hayırlı olsun. Ve size bu konuda başarılar diliyorum ve sizi yürekten kutluyorum. Yani yapamadıklarımızı, hayal ettiklerimizi düşünüyorsunuz ve hayata gerçekleştirmek için var gücünüzle gayret gösteriyorsunuz. Yani bu nedenle sizi ya kıskanmıyoruz desem yalan olur. Ama gönülden sizi destekliyorum yani. Hocam çok teşekkür ederiz. Tabii sizin gibi çok değerli öğretmenlerimiz bize bu konuma getirdi. Sizlere de minnettarız sevgili hocam. Buradan da Trabzon'dan da Mersin'e selamlar, saygılar gönderiyoruz. Bak yanımda da sevgili torunum var. Onun da selam sevgilerini gönderiyorum herkese. Maşallah, maşallah hocam. Gözlerinden öpüyoruz, gözlerinden öpüyoruz. Geleceğin yarınları, geleceğin gençleri Evet. devletimize hayırlı olabilecek nesiller inşallah hocam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tamam mı ya? Evet hocam, biliyorsunuz bizim Trabzon Vakfıkebir Mısırlı mahallemiz hep öğretmen. Yani çok Doğru. sayıda öğretmenlerimiz var. Gecen akşam da çok değerli konuğumuzu emekli öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı'na kitap yazmış hocamızı almıştık. Rıfat Tunay hocamızı. Bu akşam sizden devam edeceğiz inşallah. Siz de çok değerli yerlerde, çok değerli insanlar geliştirdiniz. Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü yaptınız. Keza Kastamonu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, zaman zaman da İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde orada bulundunuz ve uzun zamanda yine Milli Eğitim Müfettişliğinde bulundunuz. Sevgili hocam, isterseniz tabii öğretmenlikten ziyade günümüzü kası kavura bir korona var. Evet. Yani kısaca sizden de bahsedeceğiz, sizden de şu koronadan başlayalım isterseniz. Ondan sonra milli eğitime devam edelim o şekilde. Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani 2020 yılı bizim için bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada kara bir yıl oldu. Yani Çin'de Evet, başlayan, daha yayın sonra hatlarından dikleri zaman zaman sorun yaşıyoruz. Hocam şu anda Devam edeyim mi? Devam edeyim mi? Otur, otur, otur. Aşağı. Gel, yanıma gel. Evet, devam edeyim mi Aydıncığım? Aydın Bey sesin evet, gelmiyor. hocam şu anda link hattı gitti. Hocamın gelmesini bekliyoruz şu anda. İnşallah yayına katılır hocam. Ne olduğunu mu yani? Linkine git. Az gel, sen de gel buraya. Nasıl geliyor? Orada kıldım aslında. Kıl. Şu anda link hattı geldi galiba. Devam edebiliriz. Bir yayın Evet. kesildi. Anladım. Tekrar bütün izleyicilerimize iyi akşamlar diyerek sorunuzun cevabını ve görüşlerimi aktarmaya çalışayım. Mart ayında bütün dünyada, Çin'de başlayıp bütün dünyaya yayılan ve bu pandemi sürecinde bizim Türkiye'de de Mart ayından itibaren korona 19 dediğimiz virüs
ve Türkiye'de bayağı yaşamı etkiledi, ekonomik hayatımızı etkiledi, eğitim hayatımızı etkiledi ve süreç hala devam ediyor. Birçok değerli dostlarımız, canlarımız gitti. Hala bir dünya çok sayıda arkadaşlarımız, dostlarımız, çevremizdeki insanlar hastanelerde bu pandemi süreciyle rahatsızlıklarla ilgili mücadele ediyor. Ve tabii bu süreçte bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız onlarla beraber. Tabii bu süreçte ülke olarak yoğun şeyler geçirdik, sıkıntılar geçirdik. Burada bundan kurtulmamız, bu süreç biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Ve bu süreçte bireysel anlamda hepimize görevler düşüyor. İşte maske, mesafe, yani ondan sonra temizlik, hijyen dediğimiz olay. Ve bu hayatımızın vazgeçilmez bir gereği. Ve bu süreçte hastanelerimizde özellikle bizlere hizmet eden doktorlarımız, sağlıkçılarımız çok can kaybına uğradı. Onlara da rahmet diliyorum. Ve sağlıkçılarımıza ve bu işte uğraşan bütün sağlıkçılarımıza da saygılarımı gönderiyorum. Onlarsız bu süreci atlatacağımızı zannetmiyorum. Tabii devlet olarak sadece devletin sosyal kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin herkesin görevi olduğunu düşünüyorum. Ve tabii dolayısıyla bu süreçte biz eğitimci olmamızdan dolayı bu süreç eğitimi nasıl etkiledi? Bunun üzerinde de durmamız gerekiyor. Tabii süreçte eğitim evet, bizde yine sistem. Gene mi gitti? Çoşkun Hocam. Devam edeyim mi? Evet hocam, zaman zaman aksaklık oluyor. Sesim geliyor mu size hocam? Sesiniz çok iyi geliyor. Benim sesim geliyor mu? Benim sesim geliyor mu? Alo. Aydın Bey. Evet, şu anda yayını galiba. Evet. Bu akşam bayağı bir sıkıntı var yayında. Evet. Aydın Bey. Evet hocam, şu anda geldi yayın. Sevgili hocam. Sesim geliyor mu? Devam edelim hocam. Evet, pandemi sürecinden devam ediyorduk. Dolayısıyla evet, eğitimi etkilediğini söylemiştik. Evet hocam. Biz eğitimimiz yönüyle bu eğitime de biraz bir taraf bakmamız gerekiyor. Tabii evet, eğitim yüz yüze okullarımızda yapılan yüz yüze eğitim etkili bir eğitim yöntemi. Ancak bu pandemi sürecinde okullarımız Mart ayından itibaren kapatıldı. Uzaktan eğitimle eğitim hayatımız devam ediyor. Ve bugüne kadar çok sorunlar yaşandı. Bazen bazı sorunlarımız yine devam ediyor. Tabii biz eğitimciler, biz istiyoruz ki eğitim bizim istememiz değil, bilimsel olarak öyle. Yüz yüze karşılıklı etkileşim içerisinde yapılan bir eğitimin, öğretimin yapılırsa ancak etkili olabilir. Her ne kadar yüz yüze uzaktan internet üzerinden yapılan eğitimlere baktığımız zaman Türkiye'de 1 milyonun üzerinde insanlarımızın internet ağının çekmediği, bilgisayarı olmadığı veya cep telefonu, akıllı telefonunun olmadığı
ve EBA'ya veya internet yüz yüze eğitime katılamadığı veya katılma esnasında bazı öğrencilerin aile yapılarının eğitime bakış açılarından kaynaklanan sorunlardan dolayı eğitime katılamadıkları ve dolayısıyla eğitimde fırsat eşitliğinin sağlıklı bir şekilde yürümediğini görüyoruz. Sağlıklı bir şekilde zaman zaman torun geliyor. Ne olsun hocam, sıkıntı yok. Evet. Sağlıklı bir şekilde yürümediğini görüyoruz. O nedenle ama önceki dönemlere bakıldığında bu uzaktan eğitimin sorunlarının biraz daha asgariye indirildiğini, daha bu konuda benim de çocuklarım işte torunlar okul öğrencisi, sürekli her gün derse giriyorlar. İşte kızım öğretmen, işte eşim öğretmen, herkes ev dershaneye dönüşmüş durumda. Zaman zaman işte derse giremiyorlar. Öğretmeniyle karşılıklı iletişime giremiyorlar. Soru cevap karşılıklı etkileşim yapamadıkları ve öğrenmenin tam anlamıyla sağlanamadığına şahit oluyoruz. Tabii bunun sonucunda denetimin veya değerlendirmenin nasıl olacağını bilmiyoruz. Son dönemde Sayın Bakanımızın açıklamalarına bakılırsa sınavların ertelendiğini, ilkokullarda zaten sınav yok, ortaokullarda da yapılmayacağını, liselerde sınavların ikinci dönem yapılacağını açıkladılar. Ama tabii ikinci dönemi bekliyoruz. Tabii bu süreçte eğitimin ve herkesin eşit fırsatta eğitimden yararlandığı söylenemez. Söylenemez. O nedenle bu 2020 yılını bir kayıp yıl olarak kabul ediyoruz. Yani bunu başka da yapacağımız bir şey olmadığını düşünüyorum. Çünkü artık şu anda mesela Türkiye'de eğitim özel resmi okullarda yapılıyor. Özel okullarda okulların açıldığını görüyorum. Şimdi bu süreç devam ediyor. Pandemi süreci devam ediyor. Rahatsızlıkların devam ettiği, virüsün işte mutasyona uğradığı, zaman zaman hızlı yayıldığı söyleniyor. Tabii yüz yüze eğitim başlarsa yine yayılacağını, ama son bir ay içerisinde alınan tedbirlerle sürecin biraz zayıfladığını, yayılma hızının düşürüldüğünü ve daha sağlıklı bir ortam içerisinde geldiğimiz söyleniyor. Tabii bu süreçte yine eğitim camiasında yaşanan sorunların yanında bizim yaşadığımız çevrelerde, Vakfı Gebir'de bir dünya insan bu süreçten dolayı maddi ve manevi anlamda çok büyük kayıplar yaşıyor. Ekonomik kayıplar yaşıyor. Tabii bunların bir an önce bu pandemi sürecinin sonuca ermesi ve herkesin ekonomik anlamda, ruhsal anlamda daha az hasarla sürecin tamamlanmasını umut ediyoruz. Ve bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ve yine biraz önce söyledim, hepimize görev düşüyor. Bu süreci dikkatle hep birlikte atlatmamız gerekiyor. Yine söylediğim gibi sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymamız gerekiyor. Yani kalabalık yerlere girmememiz gerekiyor. Akraba dostluk ziyaretleri yapmamamız gerekiyor. O nedenle bazı zevklerimizden, bazı imtiyazlardan kendimizi mahrum etmemiz gerektiğine inanıyorum. Şimdi o nedenle herkese görev düşüyor diye düşünüyorum Aydıncığım. Evet hocam, bu şimdi öğretmenleri ne kadar etkiledi bu olay hocam? Vallahi öğretmenleri, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani öğretmenlerin hiçbir tanesi yüz yüze eğitimden memnun değil. Çünkü sağlıklı iletişim kurulamıyor öğrencilerle beraber. Öğrencinin geri bildirim olayı dediğimiz, feedback dediğimiz olay, öğrenip öğrenmediğini kontrol edemiyoruz. Edemiyorlar. O nedenle bir an önce öğrencileriyle buluşmanın hasretini yaşıyorlar. Çünkü dedim ya, işte eğitim bir yüz yüze eğitimle, yani yapılırsa etkinliği olur. Onun dışında uzaktan eğitimle beraber bu iş olmuyor. Yani çok sağlıklı yürümüyor. Hocam, ekonomik anlamda da süreci zorladı. Ekonomik anlamda da sıkıntılar yaşıyor öğretmenlerimiz. Ondan sonra sosyal anlamda da yaşıyorlar. Öğrenci tabii
öğrencilerle olmayınca süreç etkinliği yürümüyor. O süreçte de bayağı sıkıntı yaşıyor öğretmenlerimiz. Şimdi diğer taraftan hocam sağlık problemleri ortaya çıktı. Yani öğrenciler sürekli evde kalıyor. Acık çözevi değil de kabalı bir ev, işte okul gibi şöyle ki sınıf evin odaları, öğrencilerin sınıfı evde okul gibi oldu. Ama teneffüs yok. Çocuklar ruhsal, bedensel olarak bayağı psikolojik sağlık problemleri ortaya çıktığı gözleniyor. Sokak da böyle diyor. Bilim adamları da böyle diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Düşünün, bir evde 3 tane çocuk var, 2 tane çocuk var. Hiç dışarı çıkmıyor bu çocuklar. Evet. Sürekli sabah 8.30'da başlıyor. Saat akşam 8'e kadar zaman zaman aralıklarla beraber derse giriyorlar. Bu çocuk oyun oynaması lazım. Bu çocuk stresini atması lazım. Bu çocuk çevresiyle etkileşim içerisinde olması gerekiyor. Evin içerisinde kabanan çocuk ne yapacak? Sağa sola zıplayacak, vuracak, kıracak. Ne bileyim, bu sorunları yaşayacak. Yani sadece çocuklarımız değil, büyüklerimiz de ruhsal bunalım yaşıyor. Yani dışarı çıkamıyorlar. Bu süreç ne olacak? Dışarı çıkarsam acaba bu süreçte ben de etkilenir miyim? Yani ben etkilenirsem çoluk çocuğuma bunu zararım olur mu? Büyüklerime zararım olur mu? Herkes birbirinden korkuyor. Yani hiç kimse kimseden şey yapmıyor ki. Yani herkes herkesten etkileniyor. O nedenle şu anda bu süreçte sadece eğitim öğretim açısından değil, sosyal, toplumsal ve yaşantısal anlamda da sorunlar yaşıyoruz. Ondan sonra sağlık problemleri artıyor. Sağlık problemlerinin artması sonucunda kimse hastaneye gidemiyor. Gidemeyince tedavisini yaptıramıyor. Yani çok hastanelerde normal poliklinikler yapılmıyor bildiğim kadarıyla. Kimse de korkudan hastaneye gidemiyor. O nedenle bu süreci dediğim gibi biraz önce sağlıklı bir şekilde atlatmamız gerekiyor. İnşallah atlatırız en az zararla. Çevremizde dedim ya, bir dünya insanlarımızı kaybettik. O nedenle sevdiklerimizi kaybettik. Bu sevdiklerimize, ölenlerimize tekrar rahmet diliyorum. Tabii inşallah hiç kimseye bundan sonraki süreçte bir can kaybı yaşamayız diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Vafkebir'de de çok can kaybı var koronadan dolayı. Tüm ölülerimize Allah rahmet eylesin ve koronadan ölenler de Allah rahmet eylesin. Bayağı bir sıkıntılı bir süreç hocam. Şimdi devam hocam, edecek gibi gözüküyor. Evet. Yani bu şöyle bir şey var. Yani Sağlık Bakanlığı'nın, yani sağlık çalışanların işi zor. Niye zor? Çünkü evde kalan öğrenciler ve yani 65 yaş üstü insanlarımız da psikolojisi bozuldu. Çok acilen psikologlara ihtiyaç var. Bu tür tedavilere ihtiyaç var. İnşallah sağlık sistemi çökmez. Türkiye'de çok çökeceğini de düşünmüyoruz. Fakat inşallah çökmez. Temennimiz o. Ekonomi çökmez. İki şey çok önemli ayakta tutacak bizi. İnşallah çökmez diyoruz hocam. Buyurun hocam. Evet, sizi dinliyorum yani. Ben mesajları okuyacaktım ama siz buyurun hocam isterseniz. Müsaade ederseniz bir mesajlara bakmak istiyorum. Tabii. Olabilir, olabilir kardeşim. Evet. Trabzon Büyük Liman TV kurucularından kardeşim Asım Çavdar hayırlı yayınlar demiş bize hocam. Asım'a selamlar, iyi akşamlar diliyorum. Ondan sonra yine öğretmenlerimizden, Mısırlı mahallemiz öğretmenlerinden, Trabzon Vafke Mısırlı mahallesi öğretmenlerimizden emekli öğretmen. Şu anda da özel bir okulda öğretmenim. Cengiz mi? Cengiz Günal, evet. Bursa'da. Selamlar olsun Bursa'ya. Selamlar olsun. Evet. Diğer taraftan Necati Halloğlu yazmış. Ses var diyor. Ondan sonra Ali Haydar Kudu, Vafke bir esnaflarından çok sesli ve renkli insan. Selam olsun. Hani bir selam olsun. Diğer taraftan çok değerli hocamız yine Mısırlı mahallemizden Limanoğullarından Ahmet Limanoğlu. Yine Bursa'da Ahmet hocam. Büyük bir zevkle yerinizi izliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Bursa'dan size ve Çoşkun Bey'e selamlar demiş. Selam, iyi akşamlar diliyorum. Ahmetciğime.
Evet, Ahmet Hocam böyle. Diğer taraftan Elvan Demirtaş. Benim kızım. Mersin'deki Hani kızım. siz kızınız sizinle. Siz kızınızla gurur diyorsunuz. Biz de sizde toplum insan olduğunuz için sizden gurur duyuyoruz hocam. Evet, teşekkür ediyorum. Biz de seninle gurur duyuyoruz. Çok sağ olun. Size sağ olun hocam. Diğer taraftan bir mesaj daha var. Bırakmayacaklar sizi bu akşam. Selam, iyi Evet. yayınlar diyor Mehmet Demir. Amcamın oğlu Mehmet, selam olsun Mehmet'ciğim. Evet. Diğer tarafta devamını bekliyoruz. Mersin'den selamlar demiş yine kızınız hocam. Evet. Ondan sonra evet, Ömer Bilgin yine Mısırlı mahallemizin iyi delikanlılarından Evet. İstanbul'da. Teyzemin Abdurrahman oğlu. abi, Evet. maliyeci Abdurrahman abi, Vakfıkebir Maliyesi'nde müdür vekilliği yapmış. Selam Müdürlük olsun abi. yapmış. Evet, Abdurrahman Bilgin abinin kardeşi, Ömer kardeşimiz de iyi yayınlar demiş bize. Diğer taraftan evet, yine kızınız teşekkür etmiş. Yok, evet, teşekkür ederiz. Canlı yayın için çok güzel bir söyleşi demiş. Biz de Evet. kendisine teşekkür ediyoruz. Hocam, evet, biraz daha sizden bahsedelim. Bu kadar öğrenci yetiştirdiniz, doktor yetiştirdiniz, öğretmen yetiştirdiniz, insan yetiştirdiniz. Ve nasıl, nerede başladınız, nasıl oldu hocam? Sevgili, Ta Tegirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar çıktınız. evet sevgili Aydıncığım, sen beni iyi tanıyorsun da izleyicilerimize kendimizi tanıtmak için şöyle söyleyeyim. Ben 1956 doğumluyum. Mısırlı Göyü'nde doğdum. Şu anda mahalle Mısırlı mahallemizde ve ilkokulu Mısırlı'da tamamladım. İlkokul 5. sınıftan sonra Beşiktaş'ı öğretmen okuluna ilk defa ilkokuldan sonra öğretmen alıyordu. Sınavla öğretmen alıyordu. Sınavına katıldık ve bizim göğümüzden Alaaddin Saral'la birlikte ikimiz öğretmen okuluna girdik. Ve 7 yıl okuduk. 1975'te görev aldık. Öğretmen olduk. Ben ilk görev yerim Rize, İyidere. 5 yıl görev yaptım İyidere'de. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavları kazanarak Milli Eğitim Bakanlığı Kazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Teftiş Planlama Bölümü Müfettişlik Okulu'na girdim. Ve 81'de girdim. 85'te mezun oldum. Ülköğretim müfettişi oldum. Ve 1986'dan itibaren müfettişliğe başladım. İşte bu bir yıl Ankara'da değişik kurumlarda görev yaptım. 87'de Kastamonu'ya ilköğretim müfettişi olarak atandım. Ve 10 yıl müfettişlikten sonra 98 yılında, 1998 yılında müfettişlikten ayrıldım ve Kastamonu'da Milli Eğitim Müdürlüğü Yardımcı Müdür, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı kadrosuyla görev değişikliği yaptık. Ve zaman zaman orada Milli Eğitim Müdürlüğü'ne vekalet ettim. 2001 yılına kadar. 2001 yılında Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandım. Orada 1,5 yıldan fazla Milli Eğitim Müdürlüğü yaptım. Daha sonra kadrom Kastamonu'da olduğu için Kastamonu'ya geri döndüm. 5-6 yılda müdür yardımcı görevinde bulunduktan sonra 2010 yılında müfettişliğe geri döndüm. Eğitim müfettişi olarak görevime devam ettim ve 2015 yılında da 2016 yılında da emekliye ayrıldım ve 2017 yılında da Vakfı Gebire vatanıma yerleşmeye çalıştım. Zamanımın büyük bir bölümünü Vakfı Gebir'de geçiriyorum. Zaman zaman sizinle de görüşüyoruz, görüyorsunuz. Evet. Tabii diğer zamanları da Kastamonu'da, işte İstanbul'da, Mersin'de geçiriyorum. Evliyim, eşim de emekli öğretmen. O da 500 öğretmen okulun mezunu. 3 çocuğum var. Çocuklarımdan birisi öğretmen Kastamonu'da. Birisi İş güvenliği uzmanı, kimya fakültesi mezunu, Mersin Yenişehir Belediyesi'nde iş güvenliği birim amiri. Oğlum bir de üçüncü çocuğum diş hekimi. İstanbul'da Beşiktaş'ta özel kliniği var 3 arkadaşıyla birlikte. Biz de emekli öğretmen olarak eşimle birlikte
yaşandığımızın büyük bir bölümünü Vahf-ı Kebir'de dostlarımızla, geçmişimizin olduğu, sevdamız olan Vahf-ı Kebir Beşikdüzü'nde zamanımızı geçiriyoruz. Tabii ki vatanımıza hasretimiz fazla, sevdamız fazla ve böyle hayatımızı devam ettiriyoruz. Çok güzel hocam, güzel bir aile yapınız var. Cenab-ı Allah sağlık sıhhat versin. Devam ederiz. Bu arada teyzem nasıl? Anneniz çok teyzem iyi. O bendeydi işte. Şu anda ablam da onu Aydoğu'da Muharrem'in enişte Muharrem Sevim ablamın yanında onun yanında şu anda. Bir ay sonra dönünce yine yanımıza alacağız onu. Allah izin verirse. Sağlığı çok iyi. Şükürler İnşallah. Olsun. İnşallah. Büyüğümüzdür. Ellerinden öpüyoruz. Evet. Cenab-ı Allah'tan Çok, sağlık çok sıhhat teşekkür diliyoruz ediyorum. kendisine. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet hocam, Vafı Kebir sevdamızdır dediniz. İşte nasıl bir Vafı Kebir özlemi içerisindesiniz? Vafı Kebir ekmeğiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi Vafı Kebir'le ilgili söylenecek çok şey var. Yani bildiğimiz gibi Vafı Kebir çok eski bir tarihi olan, tarihi geçmişi olan bir ilçemiz. Şimdi Trabzon'un en eski ilçelerinden bir tanesi. İşte baktığınız zaman Vahf-ı Kebir, Akşabat, işte Of, Sürmene, Araklı. Onun dışındakiler hep sonradan ilçe oldu. Ve bizim Vahf-ı Kebir daha sonra işte Çarşıbaşı, Donya, işte ne bileyim Şalbazarı, Beşikdüzü, daha önce Tonya ilçe oldu. Son dönemde de Beşikdüzü, Şalbazarı, Vahf-ı Kebir ayrılarak yani dört tane ilçeden birleştiği bir yer. Ve Yavuz Sultan Selim'in annesinin işte vakıf ettiği bir yer. Büyük liman, tarihi bir kent, geçmişi olan yaylalarıyla, ondan sonra doğasıyla, suyuyla, ekmeğiyle, peyniriyle, yağıyla meşhur bir ilçemiz. Ulaşım anlamında Türkiye'de şu anda ilçemizde sokağa yani yola çıktığınızda Türkiye'nin her tarafına rahatlıkla her saat başı gidebilirsiniz. Ulaşım yönünden de çok güçlü bir konuma sahip. Bakıldığı zaman tarihi geçmişini öne aldığımızda ne olması gerekiyor, ne oldu? Bu süreci değerlendirdiğimizde istediğimiz yerde olmadığımızı görüyoruz. Mesela Vahf-ı Kebir'imizin sorunlarının olduğunu düşünüyorum. İşte fiziksel sorunlarımız var, ekonomik sorunlarımız var, ne bileyim sosyal kültürel sorunlarımız var. Bakıldığı zaman fiziksel sorun olarak ne yapabiliriz? İşte şunu yapabiliriz. Yani bizden ayrılan ilçelerimizin baktığımız zaman mesela 500'ünü ele alalım. Ya ben şimdi Vahf-ı Kebir'e geldiğimde pazar yerine pazartesi günü Vahf-ı Kebir'in pazarı ama üzülüyorum. Yani Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bir kabalı pazar yeri var. Ama bizim Vahf-ı Kebir'imiz tarihi bir kent olmasına rağmen, bir şehir olmasına rağmen sağlıklı bir pazar yeri yok. Ondan sonra sahil parkı yok. Sahil park var ama çok sağlıklı değil. Ondan sonra sahil geçiş yolu çok sağlıklı değil. Yani insan oradan geçerken biraz düşünüyor. Yani biz yerli olduğumuzdan dolayı görüyoruz da ama yabancı geçişte yabancı misafirlerimiz geliyor. Diyor ki ya bu sahil nedir diyor ya soruyor. Yani bu böyle mi olmalı? Ondan sonra şehrin tabii düzenlemesi anlamında sıkıntılarımız var. İşte sosyal kültürel anlamda düğün salonumuz, konferans salonumuz çok sağlıklı değil. Sportif etkinliklerin tanıtımı amacıyla şeyimiz yok. Yani bir mesela bir spor kulübümüz yok. Bugün Vahf-ı Kebir'in potansiyel yapısı stadıyla birlikte bugün yöresel ligde olması gerekmez mi diye düşünüyorum. Bir üçüncü ligde bir futbol takımımızın olsa iyi olmaz mı diye düşünüyorum. Yakışmaz mı bize düşünüyorum. Siz de sporcusunuz. Siz de sporcu kimliğinizle biliyorum sizin yapınızı. Bu bir ihtiyaç diye düşünüyorum. Ondan sonra Vahf-ı Kebir'in en önemli şeylerinden bir tanesi ekmek. Bugün alo.
Ne yapayım, ben bir şey yapmıyorum. Evet hocam, lig haklarının kesinlikle olduğu için yani biz izleyicilerden özür diliyoruz. Yine izleyicilerimizi görüyoruz, yine takip Çok özür ediyoruz. diliyoruz da niye, bu da bizim şanssızlığımız, niye diyelim Aydın? Yani elimizde olan bir neden değil. Bütün izleyicilerden, herkesten özür Evet hocam. diliyoruz. Zannediyorum bana bilgi geldi. Ben yayındaymışım ama siz olmayınca ben devam etmedim. Bu nedenle de biraz durağan oldum. O nedenle herkesten özür diliyoruz tekrar. Evet hocam. Vafı Kebir'den bahsediyordum. Şimdi tabii bu arada şunu söylemekten geçemeyeceğim. Şu andaki belediye başkanımız çok iyi bir insan. Kendisini tanıyorum. Ve elimde 2 dönem önce de hazırlamış olduğu, 2 dönemdir de hazırladığı kitapçıklar bende. Çok yapacağı şeyler var. O kitapçıkta ben onları gördüm, inceledim, şey yaptım. Ama bunların büyük bir çoğunluğu yapılacak, şu olursa yapılacak diye geçiyor. Yapılamadı. İnşallah bundan sonraki süreçte yapılacak. Biraz önce de pazar yerinden bahsettim, düğün salonundan, konferans salonundan bahsettim. Sportif anlamda ilimizin, ilçemizin tanıtılması konusunda yapılması gerekenleri söyledim. Fiziksel sorunlar olarak parkımızın düzenli bir şekilde düzenlenmesi, sahil geçiş hattının, işte terminalimizin, sahil şeridinin düzenlenmesi lazım. Şehirden giden veya işte ne bileyim Karadeniz turizm çenledi. Türkiye'nin her tarafındaki insanlar yaz döneminde Karadeniz'e geliyor. Ama Karadeniz'e gelenler bizim ilçemizden transit geçiyorlar. Çünkü bizim ilçemize o terminalden olan girişten dolayı girmiyor. Otobüsler de oradan giriyor, oradan çıkıyor. Yani ekonomik anlamda sahil şeridinin varlığı ekonomiye, ilçemize çok fazla katkı sağlamıyor. O nedenle sahil şeridinin mutlaka düzenlenmesi gerekir. Gelen gidenlerin ilçemize uğrayması,
yemek yemesi, ekmek alması, peynir alması, bu şekilde turizmin ekonomik anlamda katkısının sağlanması gerekiyor. Yani yerel yönetimin, kamu yönetiminin, sivil toplum örgütlerinin bunu bir an önce çözümlemesi gerektiğine inanıyor. En önemli şartlardan bir tanesi bu. Ekonominin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Onun dışında ilçemizin ekmek tanıdımı. Türkiye'de herkes ekmeği tanıyor. Her tarafa gittiğin zaman Muğla'ya gidin, İzmir'e gidin, Antalya'ya, Mersin'e, şuraya gidin. Hemen tabelayı görürsünüz. Trabzon vaffa gibi ekmek. Bu nedenle bizim birisiyle beraber hele Çavuşlu'yla yarışmamız diye bir şey söz konusu değil. Bizim artık o seviyeye inecek durumumuz da değil, yok. Bunun belgelenmiş durumda. Bunu yine ekonomiye nasıl kazandırırız? Onun hesaplarını ve planlamalarını yapmamız gerekiyor. Şimdi Vafı Gebir'de ben 2-3 yıl önce çok güzel bir şey görmüştüm. Şu anda belediyenin arkasında veya orada bir yerde gene devam ediyor. Kadınlarla birlikte bir platform oluşturulmuş, bir dernek gibi bir şey. Kadınlarımız üretiyor. Orada ürünlerini satıyorlar. Ve bu çok güzel bir uygulamaydı. Hele zannediyorum o gene devam ediyor. Bunlara ihtiyacımız var. Onun dışında eskilerden baktığımız zaman bizim yaylalarımız, yayla turizmi bizde çok önemli. Çok da önemli. Eskiden hem yayla için hem Vafı Gebir için festival düzenlenirdi. Ama son dönemlerde bu festivalleri görmüyoruz. Ya biliyoruz ki festivaller bir ilçenin ekonomik ve tanıtım anlamında, turizm anlamında çok önemli bir gösterge. Bunlara da el atmamız gerektiğine inanıyorum. Yani festivallere de el atmamız gerekiyor. Şimdi Vafı Gebir ekonomik anlamda bakıldığında bizim gelir kaynağımız hayvancılık, tarım. Tarım her yerde de yapılamıyor. İşte nedir? Fındıktır, çaydır, işte sebze türü şeylerimiz var. Bunun yanında ekonomik anlamda bir sanayi yok. Bir iki tane işte süt fabrikası şey var. Organize sanayi bölgesi son dönemlerde gördüğümüz kadar yolu ihale edilmiş. İnşallah en kısa sürede fabrikaları görürüz de gençlerimiz işsizlikten biraz kurtulmuş olur. Tabii biliyoruz Türkiye'de eğitime eğer biraz sonra gelirsek eğitimde bugün üniversite mezunu gençlerimizin %25-30'u işsiz. Genel anlamda %13 civarında Türkiye'de işsizlik var. Vafı Gebir de bunlardan şeyini almış durumda. Ya baktığım zaman Vafı Gebir'de yaşıyorum. Bir dünya genç işsiz var. Hep inşaatlarda çalışıyor, şurada çalışıyor. Gelecek korkuları var. Ondan sonra evlenemiyorlar. Evlense de evine, babasına, annesine bağımlı yaşıyor. O nedenle sanayi bölgesinin bir an önce hizmete girmesi gerekiyor. Ve gençlerimiz ekonomik anlamda da biraz refaha ulaşması gerektiğine inanıyorum. Bir başka şey, bundan önceki dönemlerde bazı arkadaşlar bundan bahsetti. Biz dışarıda yaşadığımız için Trabzon günleri oluyor. Yatıyorum, İstanbul'da oluyor, Bursa'da oluyor, Ankara'da oluyor. Burada bütün kamu kurum kuruluşları oraya gelip stand açıyorlar. Tabii bizim Vafı Gebir standı, standları çok yavan oluyor. Yani bu konuya da yöneticilerimizin özellikle dikkat etmesini istiyoruz. Tabii gurur kaynağımız bizim Vafı Gebir. Hepimizin ortak değeri. Vafı Gebir'de ne kadar güzel bir şey olursa bundan hepimiz gurur duyuyoruz. Yani kimseyi de eleştirme anlamında bunu söylemiyorum. Bunu söylemek istiyorum. Yani Vafı Gebir'imiz güzel bir ilçe. Mesela baktığımız zaman Beşikdüzü, Vafı Gebir, İskefiye, Şalbazarı, Tonya bütün pazartesi günleri her türlü alışverişini Vafı Gebir'den yapıyor. Ekonominin merkezi diye düşünüyorum. Buna uygun olarak sivil toplum örgütlerimizin herkesin bu konuda çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyorum. Evet hocam, çok güzel tanımladınız Vafı Gebir'i. Çok da güzel şehrimizin olduğunu hem Güldirel hem diğer etkinlik açısından çok güzel konulara değindiniz.
Ömer Bilgin yazmış. Hocam, deniz ürünlerinden yeterince faydalanamıyor. Sahil yolu geçiş gidiş turizmi olumsuz etkiliyor. Söylerseniz iyi olur. Teşekkürler demiş. Söyledim onu ya, sahil geçiş şeridinden gelen giden oradan transit geçiyor ve Vakıf Gebire uğramıyor. Yani uğramadığı için de ne orada bizim peynir alıyor, ne ekmek alıyor. Tabii yolun kenarında nerede bulursa oradan alıyor. O nedenle sahil şeridinin buna uygun olarak yapılması lazım. İşte Vakıf Gebire'de şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela ben çok üzülüyorum. Mesela Vakıf Gebire'de lokantalarımız var ama misafirimiz geldiği zaman dört dörtlük misafirimizi ağırlayacağımız bir lokantamız yok. Ama son dönemlerde bu otel yapıldı da o bayağı bir büyük bir ihtiyacımızı giderdi. O nedenle sahil şeridinin sosyal amaçlı çok güzel planlanması gerekiyor. Lokantalarıyla, sosyal aktiviteleriyle, işte standlarıyla, her türlü ürünümüzün orada pazarlandığı, gelen gecenin hemen parktan hemen sağa çekerek orada her türlü alışverişini yapacağı, ondan sonra kamp yapabileceği bir özellik olmasını düşünüyorum. Yani ondan sonra bir de şehrimizin güzellenmesi gerekiyor. Mesela şeyden girin, 500 tarafından girin sahil yolundan. Şehrimize baktığımız zaman o folderesini geçtikten sonra binalar çok şey, böyle badanasız, boyasız, çok çirkin gözüküyor. Ondan sonra dereye, folderesinin sağında ve solunda, özellikle sağında binalar çok çirkin gözüküyor. Onların badana edilip güzel tek boya ve çok güzel bir şekilde göründü. Güzel bir göründüğüyle beraber yapılırsa hem şehrimizin güzelliği anlamında, estetik güzelliği anlamında çok iyi olur diye düşünüyorum. Yine Vakıf Gebire'mizin özellikle belediye başkanımız, yerel yöneticiler köylerde hemen hemen köylerimizin %90'ının yolu çok şahane yapıldı. Çok güzel yapıldı. Bugün şeye girdiğiniz zaman hiç çamura girmeden köyde evinize gidiyorsunuz. Ama şehir içerisinin yol sorunu var. Yani çok güzel değil. Örneğin mesela hastane çevresinde belki yapılacak şeyler var. Daha güzel yapılabilir. Bunlara da dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum. Aydıncığım. Evet hocam, çok teşekkürüz Vakıf Gebire ile ilgili. Diğer taraftan Mısırlı mahallemizde çok öğretmen var ve hocaların hocası merhum rahmetli Keleş Erdoğru. Neler söylemek istersiniz? Vakıf Gebire'de gündem olan çok değerli insanlara işte isimler veriliyor, verilme aşamasında. Bizim de bir talep var. Kirazlık Köprüsü'nden Mısırlı Ucandoz ve Töregözü Karadağ yolunun Keleş Erdoğrul Hoca isminin değiştirilmesi ya da verilmesi daha doğrusu. Şu anda bir isim konusunda. Diğer taraftan çok da sokaklar var mahallelerde. Yani 46-44 mahalle var Vakıf Kebir'in. Bu sokaklara da rahmetli olan işte Ahmet Bilgin Hocam gibi, işte çok değerli Ahmet Sivri Hocam gibi isimlerin verilmesi söz konusu. Neler söylemek istersiniz hocam? Valla köyümüzle ilgili aslında söylenecek çok güzel, çok şeyler var. Yani şimdi bunları şöyle sıralamak istiyorum. Köyümüz kültürlü bir köy. Yani bakıldığı zaman her ailede bir öğretmen var. Her ailede her meslekten bir insan olduğunu görüyoruz. Yani lise mezunu yok denecek kadar az. Yani son dönemde lise mezunu az var. Ve insanlarımızın büyük bir çoğunluğu dışarıda. Hepsi belirli bir görevde. Hep ekonomik anlamda belirli bir yerlere gelmiş. Ticaretle uğraşıyor. Bürokraside yer alıyor. İşte tıpta doktorluk yapıyor, işte diş hekimliği yapıyor, mühendislik yapıyor ve potansiyelimiz çok fazla. Bu kültürü bize aşılayan eğitimin temelinde rahmetli Keleş Ertuğrul var. Kanı kanı Allah rahmet eylesin kendisine. Onun dün akşam da izledim Sayın Rıfat Hoca ve eşi sevgili kızı, benim de Beşiktaş Öğretmen Okulu'ndan öğretmenim. Kendisine de saygılar sunuyorum. Ben rahmetli Keleş Ertuğrul'un zamanına yetişmedim. Ancak benim büyüklerim, işte benim amcamın oğlu Muharrem, işte ne bileyim Seyfettin abi, Osman Ertuğrul, Şefik Ertuğrul, mahallemdeki bütün akrabalarımız onun şeyinden geçti. Tetisatından geçti. Şimdi
Keleş örtülüden bahsederken şunu unutmamak lazım. Burada köy enstitülerinden bahsetmek gerekiyor. Beşiktaş'ın köy enstitüsü açıldığında ilk müracaat eden okuyanlardan birisi Keleş Ertuğrul. İlk mezunlarından. Ve Keleş Ertuğrul'un Beşiktaş'ın köy enstitüsü kitapçığı var. Orada Keleş Ertuğrul'la ilgili şunu yazıyor. Diyor ki Keleş Ertuğrul çok zeki, matematik alanında dahi süper yeteneğe sahip, sessiz, sakin, hırçın bir çocuk. Yani gelecekte ondan çok umutlu olarak bahsediyor. Ve gerçekten de Sayın Keleş Ertuğrul bizim okul okuttuğu öğrenciler. Tabii biliyorsunuz bizim köyde okul vardı, Çelebi'de yoktu, Deregözü'nün aşağı kesimlerinde yoktu. Civardaki bütün öğrenciler bizim köyümüze geliyordu. Hepsi de Keleş Ertuğrul'un öğrencisiydi ve Keleş Ertuğrul zamanında öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Erzurum Yavuz Selim'e sınava sokuyordu ve bunların büyük bir çoğunluğu da orada okuyordu. Beşiktaş'ı öğretmen okuluna dönüşünce kız, daha sonra erkek alımı başlayınca bizim köyümüzden Beşiktaş'ı öğretmen okulunda çok kişi gitti. Şimdi o nedenle bizim köyümüzde öğretmen sayımız çok. Bunun sebebi biraz önce söylediğim gibi Keleş Ertuğrul. O nedenle Keleş Ertuğrul hakkında ne kadar söylesek, metiye dilsek azdır. Bu nedenle Keleş Ertuğrul'un isminin yaşatılması, köyümüzde bir sokağa verilmesi, yani çatı olarak oraya, o evinin yanındaki çatıya verilmesi herkesin gurur kaynağı olur. Buna sebep olanlardan da Allah razı olsun denir. Hocam çok büyük talep var. Tabii şey anlamında Vakfiye Belediye Meclis üyemiz var. Mısırlı mahallemizden Fatih Sivri. İnşallah evet, bizi duyacaktır ve yine belediye başkanımız Sayın Muhammed Balda, hanımı da öğretmen. İnşallah bizi duyacaktır. Kendisi zaten güldürlü, eğitimli bir insan. Böyle bir talep oluştu zaten. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bir bakın bizim çevremizdeki köylere bakın. Çevremizdeki köylerle birlikte kıyaslama yaparsak bizim köydeki öğretmen sayısıyla ödün köylerdeki öğretmen sayısı kıyaslarsak aradaki farkı görürüz. Aradaki farkı görürüz. O nedenle bu sorun gündeme getirdiğiniz teşekkür ediyorum. Güzel bir konu. Herkes bundan memnun olur. Ha, şimdi köyümüzde de verilebilir. Vafı Gebir'deki bir sokağa da verilebilir. Yani verilemiyorsa. O nedenle önemli bir konu. Köyümüzle ilgili tabii bu sorunun dışında köyümüzle ilgili biliyorsunuz bizim köyümüzün bir eski okul yerimiz var. 30 dönüme yakın bir yer var. Zamanında bu büyük şehire geçmeden önce köy düzelgişiliğine devretilebilirdi ama yapılamadı. Şu anda zannediyorum büyük şehire veya Bakugün Belediyesi'ne geçti. Tabii o şu anda köy ihtiyar heyeti tarafından kullanılıyor veya kireye mi veriliyor? O çok ayrıntılı bilgiye sahip değilim. Tabii onun dışında eski okul yerimiz var. Tabii biliyorsunuz okullarımız taşımalı eğitimle beraber merkeze gidiyor. Şu anda geçenlerde ben köydeydim. Yani mali okulun yanına bir çıktım. Okul harabe yerinde, kapısı kırık, bilmem ne. Orası güzel bir düzenleme yapılabilir. Köyün amaçları, sosyal ve kültürel amaçları için kullanılabilir. Onun tamir edilmesi lazım, onarılması lazım, sahip çıkılması lazım ve kullanılması lazım sosyal kültürel amaçlı. Köyümüzde de bu konuda yetersizlikler olduğunu düşünüyorum. Şimdi zamanında tabii bu bir dernek vardı, şu anda da dernek var da sizin de zamanınızda çok muazzam çalışmalar yapıyordu. İşte spor takımı kurmuştu bildiğim kadarıyla, izlediğim kadarıyla. Çok siz de bu işin içerisindesiniz. Aynı şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. O nedenle bunlar köyümüzle ilgili yapılacak olan her güzel şeyde ben bir vatandaş olarak, bir eğitimci olarak maddi ve manevi yapan her kişinin yanında olurum. Ben onu söylemekten de geçemeyeceğim. Yani çünkü bizim yaşadığımız geçmişimizin, babalarımızın, dedelerimizin, toprağımızın olduğu yer. Orada doğduk. Orada öleceğiz. Yine orada mezarımız orada olacak.
köyümüze sahip çıkmak da hepimizin görevi diye düşünüyorum. Hocam bu ara tabii biz Trabzon Büyük Liman TV'de yayınlar yapıyoruz. Çok da talep var. Şehitlerin isminin işte üst geçitlere falan verilmesi, yani şehitler ve askeri alanda. Bizim Mısırlı mahallemizde biliyorsunuz General merhum Kemal Yılmaz var. Bayrağı evet. Orada, mezarı orada. En azından onun da isminin yaşatılması konusunda bu alttan sokak var. Hani ilk Mısırlı'ya girişte, Girazlık güdümünde o sokağa da Kemal Yılmaz'ın isminin verilmesi gündeme geldi. Bunu da biz yine Fatih Sivri meclis üyemiz, değerli kardeşimize ve belediye başkanımıza iletiyoruz. İnşallah bu konularda duyarlı olurlar. Müracaat gerekiyorsa muhtemelen müracaatlar yapılacak. Sevgili, yaşatmak istiyoruz. Sevgili Aydıncığım, şu anda tabii uzun yıllar dışarıda yaşadığımız için Vahfı Gebir'de, yöremizde şehit ve işte bu şeylerin sayısını bilmiyorum ben. Ve verilip verilmediğini de bilmiyorum. Eğer verilmemişse, bugüne kadar verilmemişse bu ayıp bize yeter. Şöyle hocam, Yalıköy Kılıca'da bir tane İsmail Çolak zannedersem şehit. Yani çok da şey olmasına verilmiş. Yani üst tabelası var. Ben şu bilmediğim bir konuda anladım. Bilmediğim bir konuda fikir yürütmem mümkün değil ama yöneticilik yaptığımız dönemde, ben Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilik yaptığım dönemde şehit olan öğretmenlerimiz vardı. Şehit olan askerlerimiz vardı. Hemen o ay içerisinde hemen teklif edip bulunduğu köye veya sokağa veya okula adını vermişizdir. Bunu hemen yaşama geçirmişizdir. Eğer süreç uzamışsa, verilmemişse bilmiyorum verilip verilmediğini. Bir an önce o zaman verilmesi gerekiyor. Yok hocam, bunlar... şu anda sadece bir tane ben biliyorum. Yalıköy'de, o da resmi olup olmadığını bilmiyorum. Diğer taraftan bu bizim büyükşehirin yolu. Yani Kirazlık, Ucundoz Mahallesi, Töregözü'ne giden büyükşehir. Tabii müracaat büyükşehir mi, Vakıf Gebire mi? O konuda da yani sonuçta Vakıf Gebire Belediye Başkanı Trabzon Büyükşehir'in meclis üyesi. Sayın Başkanımız Muhammed Bağda. Yani bizim sesimizi herhalde duyacaktır inşallah. Vallahi şehitlere karşı benim belediye başkanı olsun, diğer yerel yöneticilerimiz olsun, sivil toplum örgütleri olsun, ben tanıdığım kadarıyla hepsi duyarlı. Bu konular belki akıllarına gelmemiştir. Eğer söylenirse onlar bile en kısa sürede faaliyete geçeceğine inanıyorum. Ve tabii bunu konuşmak lazım, söylemek lazım. O nedenle verilmesinde büyük yarar var. Çünkü onlara bizim büyük saygılarımız var. Onların hepsinden Allah razı olsun. Hepsine Allah rahmet diliyorum yani. Allah'tan rahmet diliyorum. Amin, amin hocam. Evet. Değerli hocam, 56 dakikamız oldu. 56 dakikamız tabii sizin çok söyleyecekleriniz ve bilgi becerileriniz, donanımınız çok yüksek. İnşallah daha sonra da programlara devam edeceğiz. Hatta öğretmen alacağız. Öğretmenlerimizden tartışacağız, konuşacağız. İşte Vaf Kebir'imizi, Trabzon'umuz, Düğge'mizi ve Mısırlı mahallemizi neler oluyor, neler biliyor şeklinde neler yapılması lazım. Çünkü bu toplumun önderleri öğretmenlerdir. Öğretmenler fikir babalarıdır. Düşünce babalarıdır. Düşünce insanlarıdır daha doğrusu. Sizlerden yararlanmak istiyoruz bizler. Sözü gelmişken ben eğitimden birkaç laf edebilir miyim? Buyurun hocam, buyurun. Birkaç şey söyleyebilir miyim? Tabii ki şimdi hocam. Değerli dostum, değerli arkadaşım, tabii biliyorsunuz eğitimin tanımından yola çıkarsak, eğitim bireyin kendi yaşantılarından yola çıkarak davranışlarında kasıtlı değişiklik yaratılma sürecidir. Yani amaç derken neyi kastediyoruz? Anayasada ifadesini bulan Türk Milli Eğitim'in amaçlarından bahsediyoruz. Anayasamızda da var. Türk Milli Eğitim'in temel kanununun ikinci maddesinde de Milli Eğitim'in amaçları aynen şu: Atatürk ilke ve inkılaplarını anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk milletinin milli ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen,
koruyan ve geliştiren, ailesine, vatanına, milletine seven ve daima yücelten çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan, demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunlara davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek eğitimin amacıdır. Biz öğretmenler olarak bu amaç doğrultusunda öğrencilerimizi yetiştirmek zorundayız. Beden, zihin ve ahlaki yapılarını geliştirmek zorundayız. Bunun için her yeteneğine göre öğrencilerimizi geliştirmek zorundayız. Ve kısaca geçiyorum. Buna bağlı olarak okullarımız okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim olarak ayırıyoruz. Okul öncesi 1 yıl, ilk öğretim 2'ye ayırıyoruz. Eskiden 8 yıldı. Onu daha önce 5+3'tü. Sonra 4+4'e dönüştü. Orta öğretim 3 yıldı, sonra 4 yıl oldu. Yüksek öğretim sayısı 4, 5, 6 olarak değişiyor. Tabii eğitimin yılları itibariyle olması, işte eskiden 5+3'tü, 5+3, 3'tü. En güzel sistem, yani yapısal anlamda buydu. Çocukların yaşı gereği, işte okula başlama yaşı 7, işte baktığınız zaman yaşlarına da uygun olarak gelişim gösteriyordu. Daha sonra bu değiştirildi. 4+4 oldu. Tabii bunun niye böyle olduğu, buna başka bir konuda girebiliriz. Çünkü çok zamanımızı alır. Tabii bu süreçte 4+4'lük 12 yıllık eğitimin sürecine baktığımızda eğitim sürekli devam eden bir süreçtir. Okullarda yapılması zorunludur. Planlı yapılması zorunludur. Olumlu davranışlar kazandırmak zorunlandır. Türkiye'nin milli manevi değerlerine bağlı olması gerekir. Bu yapıya biz formal eğitim anlayışı diyoruz. İnformal eğitim anlayışımız da var. Ona da şöyle söyleyebilirim. Mesela sokakta gezerken çocuklarımızı sokağa bırakıyoruz. Küfür bilmiyor ama geliyoruz eve bir bakıyoruz çocuğumuz küfür ediyor. Olumlu bir davranış mı küfür? Değil. Nerede öğrendi bunu? Sokakta öğrendi. Bu informal bir eğitim anlayışı. Bir davranış kazandırdı. Bu olumlu bir davranış değil. Yani yapısal anlamda bunu biz benimsemiyoruz. Diyoruz ki işte ne bileyim sigara içme, içki içme, kavga, kötü alışkanlıklar elde etme hepsi sokakta öğrenilen davranışların bir süreci. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Yapısal anlamda okullarımızı formal eğitim anlayışına uygun yapılandırmak gerekiyor. Ve buna baktığımız zaman son dönemde işte 1900 eğitime ayrılan pay bütçeden milli eğitim yani devletin bütçesinden eğitime ayrılan paya baktığımız zaman 2020 yılında 4.65, 2021 yılında yaklaşık olarak 7.65 civarında planlandı. Tabii fiziksel anlamda bu para her şey değil tabii. Yani parayla beraber son dönemlerde ben okullarımızın yapısını çok beğeniyorum. Yani ben şimdi 2001'de Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığım dönemde şimdi okul yapacağız. Proje Milli Eğitim Bakanlığı'nda 3-4 tane tip proje var. Onların dışında proje yapmak için izin alacaksın. Ama şu anda öyle değil. Çok güzel projeler var. Güzel binalar yapılıyor. Ders araç gereçleri çok güzel. Ama sadece fiziki yapıyla okullarımız sağlıklı yürümüyor. İşinin donanımı önemli. İnsan varlığı önemli. Yöneticilerimiz önemli. Öğretmenlerimiz önemli. Şimdi o nedenle bu yapının da gözden geçirilmesi gerekiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Diyoruz ki eğitim amacı olmalı, öğrenme etkinlikleri ve değerlendirme. Amacını biliyoruz. Öğrenme etkinliklerini yapacak olan kimlerdir? Öğretmenlerdir. Peki öğretmenleri nasıl yetiştiriyoruz? Bunu ele almamız lazım. Şimdi Rıfat Hocam da bahsetti. Mesela biz öğretmen okuluna seçilirken sınavla seçildik. Yüksek öğretmen okuluna giden öğrencilerimizden oradan birincilikle mezun olanları öğretmen okuluna öğretmen olarak atıyorlardı.
Öğretmen okullarına öğretmen olarak herkes atanamıyor. Çünkü öğretmenlik bir meslek. Öğretmenliği herkes yapamaz. Herkes yapamaz. Yapması da mümkün değil. Şimdi buna bir örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz 1996 ve 97 yılında öğretmenliğin dışında mesleğe ziraat mühendisi, orman mühendisi, diş hekimi, ne bileyim iktisat, ekonomi mezunu, kamu yönetimi mezunu bir dünya 30 bine yakın öğretmen alındı. Bunların büyük bir çoğunluğu şu anda kendi kurumlarına gittiler. Ama çok az sayıda birisi kaldı. Ben yöneticilik yaptığım ilde diş hekimi sınıf öğretmeni atandı bize. Diş hekimi atandı ama sınıf öğretmeni. Bir köye verdik onu. O sıra bizde o zamanlar sağlık sistemimizde milli eğitimin şey vardı, sağlık eğitim merkezleri. Bizim de diş hekimimiz gitmişti. Dedik ya diş hekimini buraya alalım. Yani bu öğretmenlik yapamaz. Bizim de diş hekimine ihtiyacımız var. Ondan sonra aldık. Bir ay sonra yanıma geldi. Dedi ki hocam beni göğe verin. Niye? Dedi ki ben diş çekmesini bilmiyorum ki. Nasıl olur? İşte Diyarbakır, işte ismini vermeyeyim. Üniversite ilk açıldığında girmiş. Hiç uygulama yapmadan mesleği ele almış. Yapamayınca o fırsattan yararlanmış. Öğretmen olmuş. Tabi adaylığı kalkınca kendi sağlık kurumuna geçti. Yani yeterli, nitelikli eleman yetiştirmek zorundayız. Kaliteli öğretmen yetiştirmek zorundayız. Mesela son dönemde 20 yılda 7 tane bakan değişti. Her gelen bakan sistemi eleştirdi. Sistem değişikliği yapacağız dedi. Sistem değişikliği yapacağız dedi. Ve sürekli bir sistem arayışı içerisinde oldu. Şimdi bu konuda bilimsel çağdaş eğitimin bütün paydaşları, herkes bir araya gelmeli, devletin milli eğitim temel politikasını belirlemeli, herkes buna uygun hareket etmeli. Bu kapsamda bakıldığında mesela seyircilerimizin de bizi izleyenleri de şöyle bir hatırlatalım onlara. En büyük değişiklik işte 5 artı 3 artı 4'ten 4 artı 4'e değişim yaptık. Ne yaptık? En büyük sorun olarak tik yazıyorduk. Tik yazıdan eğik yazıya geçtik. Öyle değil mi? Evet, doğru. Eğitim programlarını değiştirdik 2005'te, 2006'da. Proje okulu uygulaması ile isim yapmış okullarımızın adını değiştirdik. Teftiş sistemini değiştirdik. Ve teftiş sisteminde ters denetimini kaldırdık. Denetimi olmayan sistem sonuç vermez, başarılı olmaz. Denetim sisteminin tekrar değişime uğraması lazım ve yapısal anlamda sisteme adapte olması lazım. Sözleşmeli öğretmen uygulaması başladı. Şimdi öğretmen odasına girdiği zaman öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen, ücretli öğretmen, hepsi farklı maaş alıyor. Yani birbirlerine farklı bakıyorlar. Bu yapının da değişmesi gerekiyor. Biraz önce öğretim programları bu süreçte bir daha değişti. Biraz önce bahsettim. Dik yazıdan eğik yazıya geçmiştik. Faydalı olamadı. Eğik yazıdan tekrar dik yazıya geçtik. Sınav sistemleri birçok kez değişti. Ne oldu? İşte OKES'e geldi, DEOK geldi, LYS'e geldi. Şu anda velinin biz eğitimci olarak bunu takip etmekte bile zorluk çekiyoruz. Velilerimiz de zorluk çektiğini düşünüyorum. Bir ara 60 yaşını bitiren çocuklarımızı okula aldık. Bakıldı, çok buna karşı çıkıldı. Uygulamalar devam etti ama olmayacağı anlaşıldı. Tekrar 69 aya tekrar geri döndük. Anlatabildim mi? Bu değişimler bu şekilde sağlandı. Şimdi bir de öğretmenlerimiz kaliteli olmalı. Öğretmenlerimiz nasıl olmalı? Buna bakmamız lazım. Şuraya bahsetmek istiyordum ama aldım. Hocam şuraya. Bir dinlendireyim mi sizi isterseniz? Bir mesajları okumak istiyorum. Tamam. Evet, tamam. Yine
Bizim Ömer Demir yazmış, eski Mısırlı Mahallesi Muhtarımız. Muhtarı. Evet, iyi akşamlar demiş. Kendisine iyi akşamlar diliyoruz. Diğer taraftan evet, Fad Hocam yazmış, Fad Tunay. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. İyi akşamlar diyorum Ömer'e de, sevgili hocama da iyi akşamlar diliyorum. Diğer taraftan Gönül Hocam yazmış. Gönül, İyi akşamlar. Gönül ve Hasan, eşi Hasan benim öğretmen okulundan arkadaşım, aile dostum. Evet. Ondan sonra diğer taraftan Muharrem Hocam emekli oldu mu? Muharrem Demir Hocam. Muharrem Demir Erzurum'da yaşıyor, emekli oldu. Erzurum'da yaşıyor. İyi akşamlar sevgili abim. Hocama Benim Erzurum'a selamlar iletiyoruz. En kısa zamanda iletişim kurmaya çalışacağız hocamla. Bizim eksikliğimiz. Hocama saygılar sunuyoruz. saygı bizden. Benim aynı zamanda idolüm kendisi. Çok sevdiğim, örnek aldığım bir insan. İnşallah yani hocam canlı yayını almak isteriz. Tabii kendisinden görüşeceğiz inşallah. Onun da fikir ve düşüncelerini almak istiyoruz. İnsanlara bilgili, faydalı olacağını zaten herkes biliyor. İnşallah hocamı da alırız. Selçuk Hocam okumuş muyduk bilmiyorum ama Selçuk Kimi? Erdoğan okumuş Selçuk, muyduk? yok, onu okumadık da. Evet, şu anda evet. Ona da iyi akşamlar diliyoruz. Hocam Selçuk Bey mühendis biliyorsunuz değil mi? Yani Aa, hocam Selçuklar, çok hikayemiz, ortak hikayemiz var ya. O, ben ya ama Kastamonu'da görev yaparken, evet. Kastamonu'da özellikle orman tesisi vardı, orada çalışıyordu. Beraber aynı ilde görev yaptık. Evet. Hocam kısaca bir saati açtık. 1 saat 10 dakika oldu. Ben Tabii iyi bir size ben şöyle iyi bir öğretmenin özelliklerinden bahsedip yayını şey yapıp bitirmek istiyorum. buyur, buyur hocam. Şimdi tabii öğretmenlerden bahsediyoruz. Öğretmenlere çok yükleniyoruz ama biraz önce söyledim. Öğretmen seçimi, öğretmenliği herkes yapamaz. Öğretmenlik sevdası olması lazım. Çocuğu sevmesi lazım. Bir meslek sahibidir. O nedenle iyi yetiştirilmesi gerekiyor ve baktığımızda öğretmen çocukların ruhundan ve psikolojisinden anlamalı. Her hareketiyle öğrencilere örnek olmalı. Öğretimden ve eğitime yer vermeli, etkileyici ve akılcı konuşmalı, etkileyici ve yazısı okunaklı olmalı, çağdaş ve sosyal güncel olmalı. Öğretmeyi seven, öğrenmeyi sevdiren bir kişi olmalı. Ondan sonra öğrencisiyle uyum içerisinde tatlı sert olmalı. Olaylara zaman zaman öğrenci gözüyle bakabilmeli. Öğrencileri her zaman kendi çocuğumuş gibi yaklaşabilmeli. Öğrencilere ön yargısız yaklaşabilmeli. Yapmacık tavırlardan uzak, sevecen, anlayışlı olmalı. Öncelikle işini çok sevmeli. Öğrencileri ve öğrenci velileriyle iyi diyalog kurabilmeli. Öğrenciler arasında her ne şekilde olursa olsun ayrım yapmamalı. Düşünce özgürlüğünden yana olmalı, taraf olmamalı. Öğretmenlik yaptığı okulun adını en iyi şekilde temsil edebilmeli. Öğrencilerini başkalarının yanında korumalı, disiplinli ve yönetici olmalı. Ders dışında öğrencilerle ilgilenmeli, onlara örnek olmalı. Notu bir silah olarak kullanmamalı. Öğrencilerin kişiliklerine yönelik onur kırıcı sözler söylememeli. Bağırıp çağırmadan sorunları konuşmalı, dertleşmeli, çözüm yolu üretmeli. Sabırlı ve toleranslı olmalı. Öğrencilere ilk olarak doğruluğu, dürüstlüğü ve ahlaklı olmayı öğretmeli ve bu konuda da öğrencilerine örnek olmalı. Öğrencilerin başarılı olabileceğine inandırmalı ve onlara güven duygusu aşılamalı. Dış görünüşüyle onlara örnek olmalı. Kelişi güzel giymemeli. Örnek davranışı içerisinde olmalı. Kılık kıyafetiyle örnek olmalı. Öğrencilerini şefkatle, severek onlara duygularını paylaşmalı. Ders kitapları dışında günlük hayattan örnekler vermeli. Çok çalışmalı, okumalı, üretmeli. Ve bu konuda öğretmenlerimizden büyük görevler düşüyor. Bu şekildeki öğretmenlerimize ihtiyacımız var.
Toplumun bu öğretmenlere ihtiyacı var. Çocuklarımızın yapısal anlamda okullarımız çok güzel. İyi bir eğitim öğretim ortamında bunlar sağlanmalı diye düşünüyorum. Tabii bu anlamda bugünkü yöneticilerimize de çok görevler düşüyor. Yöneticilerimiz de bu saydığım koşullarda olmalı diye düşünüyorum. Aydıncığım. Evet hocam, çok güzel, ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok güzel tanımladınız. Bir öğretmen olarak sizlerden çok güzel bilgiler aldık. İnsanlar da, bizler de bilgilendik hocam. Şimdi mesaj düştü bu ara. Bir göreyim mesajları. Oo, güzel. Şimdi kim var? Akatlar Çendir. Hayırlı akşamlar demiş. Biz de kendilerine iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar efendim. Efendim, diğer taraftan bir Orhan Eyüboğlu. Selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Bu güzel yayın için teşekkürler. Orhan Eyüboğlu, Vakıf Kebir Ballı mahallemizden. Babası da Rıfat Eyüboğlu, emekli öğretmen. Kendisi Yunus Emre İgeözüm Okulu Müdürü Trabzon'da Orhan Eyüboğlu. Vakıf Kebir'de Ballı Göğü'nde İgeözüm Okulu Müdürlüğü yaptı. Düregözü mahallemizde İgeözüm Okulu Müdürlüğü yaptı. Vakıf Kebir Gençlik Merkezi kurucu müdürü, binanın yapımında emeği var, kurucu bina yapım müdürü. Diğer taraftan Gençlik ve Spor Müdürlüğü yaptı. Trabzon 2 olimpiyat almıştı onun döneminde. Sonra kendisi Vakıf Kebir 3 olimpiyat kazandıran bir öğretmenimiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de iyi akşamlar diliyoruz. Emeklerinden dolayı saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz kendisine. Kendi adına da bir mukabil hocam. Çok çok da sevdiğim bir öğretmenim, öğretmenimiz. Ben kıyabında biliyorum ama yüz yüze tanışmadık zannediyorum. İnşallah en kısa sürede tanışırız. İnşallah hocam. Bu vesileyle de kendisine çok saygılar sunuyorum buradan. Hocam şimdi son olarak sık ve son güzel sözlerinizde izleyicilere veda etmek istiyorum hocam. Sevgili Aydın Saral, öncelikle size teşekkür ediyorum. Sizi uzun zamandan beri takip ediyorum. Uzun zamandır zaman zaman sizinle beraber hem sosyal medyada hem kişisel olarak sokakta oturup sohbetlerimiz oluyor. Ne yapmak istediklerinizi, ne düşündüklerinizi çok iyi biliyorum. Şimdi neler yapabiliriz köyümüzle ilgili, ilçemizle ilgili? Bu konuda fikirlerimiz var, fikirlerim var. İnşallah onları bu süreçte yayın hayatını ile birlikte bunları gerçekleştiririz. Öncelikle tabii siz Vakıf Kebir TV'de yani yayın yapıyordunuz. Ben evet, bir sefer daha beni aldınız ya. Evet, Büyük Liman TV'de. Evet. Ulusal Egemenlik Bayramı dolayısıyla beni almıştınız. Yani teşekkür evet. ediyorum. Tabii bu Trabzon Mısırlı TV adı altında bu yayın hayatına başladın. Dün ilk birinciyi yaptın, ikinci olarak bizi aldın. Size teşekkür ediyorum. Bu yayın hayatında size başarılar diliyorum. Vallahi çok güzel işler yapıyorsunuz. Sizinle gurur hocam, duyuyoruz. Bir mesajlara geldi. Müsaade ederseniz bir Mithat Topkara, Tekirdağ, Edirne'de galiba. Edirne'de. Orada da iyi görevleri var. Yeni duydum ben, güzel bir yerde, konumda. Hem siyasi uzun zamandır evet, hem kişilik açısından hem siyasi açıdan da siyasi olarak çok konulara girmek istemiyorum. Tabii öğretmen bu öğretmen şeysi olduğu Şefik için. Bize Şefik abinin oğlu, Şefik Topkaran'ın oğlu. Evet, Şefik hocamın, evet. Diğer taraftan Nermin hocam yazmış. Hocaların benim, hocası. Benim öğretmenim. Hem eşimin hem benim öğretmenim. Bizi onur etti. Bak, programa kutluyorum demiş hocam. Saygılar sunuyorum kendisine. Saygılar sunuyorum, ellerinden öpüyorum. Bu vesileyle programımıza son vermek istiyorum. Evet, değerli takipçiler. Evet. Sizlere ve izleyicilerin tümüne selam, saygılar gönderiyorum. Herkes sağlıklı bir 2020 yılında, 21 yılında buluşmak dileğiyle herkese yeni yıldan sonraki dönüş süreçte sevdikleriyle beraber sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. Sorunsuz bir yıl geçirmelerini diliyorum.
Herkese selam sevgiler gönderiyorum.